Selamlar dostlar. Yepyeni bir Minecraft Survival bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emet ve bugün Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz millet. Bugün sizlere çok güzel bir farmdan bahsedeceğim ama bunun öncesinde şöyle bir mob farmımıza geleyim dedim de yani açıkçası burası harika bir yer ya. Gerçekten XP modu olsun, ne bileyim, ee, AFK modu olsun. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir farm. Ee, bu arada Alabia tekrardan teşekkür ediyorum bu farmı yapmama izin verdiği için. Her neyse farmı durduralım. Önce şu AFK modunu bir alalım. Aşağıdaki sular gitsin. Arasından da gelelim. Şuradan farmı durduralım. Evet mobları görüyorsunuz. Aşağı düşenler. Gerçekten çok iyi bir farm ya. Çok zaman oluyor yapmak falan ama hani ömürlük bir farm. Gerçekten çok hoş bir farm. Her neyse. Bunları bir kenara bırakalım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir tür magma farmı yapacağız. Magma kremi ve magma bloğu kasabileceğimiz bir farm olacak. Ama öncesinde biz geçtiğimiz videoda neler yapmıştık? Gelin bir onlara bakalım. Evet millet geçtiğimiz son videoyu endte yapmıştık. Şöyle bir endi e atlayalım. Ve görmüş olduğunuz üzere şu anda endimiz şöyle bir durumda. Ve gerçekten şu görüntü inanılmaz değil mi? Evet en son end'i birazcık yok etmiştik. Düzlemiştik. Ardından etrafına duvarlar çekmiştik. Sonrasında ben bir fikir daha buldum aklımca. Dedim ki bu portalların altlarına birer tane fener koyayım. Fenerleri aktif etmek için de her birinin altında da bu arada şey 9'ar tane de demir bloğu var. Şöyle gösterebilirsem freecam'dan. Evet. Görüyorsunuz 9'ar tane bloklar her birinin altında var. Toplamda 20 tane falan şey var. E, fener var. Bu fenerleri geldim şurada wither'ları sıkıştırarak öldürdüm. Gerçekten kolay bir yöntem. De. Bunun dışında ise şu kulelerin üstünde katman kayaları vardı. Gittim onları da bir güzel katman kayası kırma taktiğimiz ki onu da bir videoda göstermiştim. Dilerseniz şu anda çıkan karttan o videoya ulaşabilirsiniz. O videoyu da izlemediyseniz kesinlikle izlemeyi unutmayın. O taktikle oradaki katman kayalarını da yok ettim. E, kimisini yok etmek bazen çok zaman aldı. Kimisini yok etmek tek de hani yapılacak kadar zaman aldı. Ama gerçekten güzel bir alan oldu. Burası için henüz projemizin burası bir başlangıç. Daha aklımda çok güzel şeyler var burada hakkında. Bakalım önümüzdeki bölüm lerde yapacağız ama bunun öncesinde Böyle bir dünyaya gelelim. Şimdi bu dünyada da spawn alanımızı belirledim. Belki ileriki, ilerisi için bu spawn alanında güzel boyutlar falan çıkartabiliriz. Sonuç olarak spawn alanımızı da güzelleştirmek gerekebilir. Şöyle bir uçalım bakalım evimize doğru. Evet bugün söylemiş olduğumuz üzere magma farmı yapacağız. Magma bloğu farmı. bunun için gerekli olan eşyaların hepsi ender chestinde var. Dilerseniz size şimdi onları bir göstereyim. Evet biraz karataş, biraz cam. İşte hunili vagondur, ruh kumudur, vidir gülüdür, destek bloğudur falan. Ya, yani bu tür eşyalara ihtiyacımız olacak. Camları da turuncuya boyayacağım. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ben kendim e, toplamda 8 katlı bir farm yapacağım için e, bu kadar fazla eşya aldım. Ama dilerseniz farmın tutorial videosu açıklamalar kısmında bulunuyor. Giderek tutorial videosundan farmın yapımını da dikkatli bir şekilde izleyerek yapabilirsiniz. Her neyse şimdi bu eşyalarımızı alalım. Farm yapacağımız alana doğru bir tür yolculuğa çıkalım. Öyle nether'ımızın altına giden tünelden denil olduğu bölüme doğru gelelim. Ve burada görmüş olduğunuz üzere ayrı bir yol daha çıkarttım magma bloklarından oluşan. Bu yolu takip ettiğimizde hemen şu bölümlerde falan bizim wither skeleton farmımız olmalı. Bir bakalım freikamdan. Evet, şu anda wither skeleton farmımızın üstündeyiz. Bu yol boyunca devam ettiğimizde ileride şu şekilde bir ee, şey göreceğiz. Böyle magma blokları göreceğiz. Tam burayı duracağım alan olduğunu anladığım yer. Wither skeleton farmının dışarısına doğru yaptım bunu ki o farmın da verimini değiştirmeyelim burada yapacağımız işlem yüzünden. Burada bir tür magma farmı Yapacağız. Evet arkadaşlar farm yapacağımız yer burası ve biyomumuz görmüş olduğunuz üzere bazalt deltası. Bu arada etraf aydınlık kullandığım eklenti modlardan dolayı oluyor. Görmüş olduğunuz üzere Tweakry kullanıyorum. Gerçekten etkili bir mod. Ee, ne? Gamma yazdığımızda çıkıyor olması lazım. Aynen. Gamma. Bakın, görüyorsunuz. Gammamız bizim burada açık. Eğer bunu kapattığımda normal nedir oluyor? Ancak ben gammayı açık tutmayı seviyorum arkadaşlar. Çünkü video çekerken nedir falan. Çok işe yarıyor. Ayrıca madenlerde de gerçekten aydınlık sağlıyor. Tek sıkıntı karanlık mı aydınlık mı olup işte tercih koyacağınız hani torçları koyacağınız yerleri karıştırabiliyorsunuz. Neyse çok da e, çene çalmayalım. Hafiften farmımızın yapımına başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar tam burayı orta nokta olarak alalım. Şöyle yapacağım ben. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tamı tamına 9 adet chestimizi bu şekilde yerleştirdik. Arasında şöyle arkalarından huniler ekleyeceğim. Bu hunilerin üstüne de yine chestlerimizi ekleyeceğim. Sonrasında bu chestlerin üst kısımlarına bu şekilde huniler ekleyeceğim. Şuncacık depolamanın yeterli olacağını düşünüyorum. Sonrasında bu yapacağımız alanın şöyle köşelerini kolonlarını belirlemek için şuralardan kolon çıkartacağım. Buralar bu şekilde kalsın. Sonrasında şu alanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 blok gideceğim. Yine aynı şekilde bunu her yerde de uygulayacağım. Evet... Biz 8 blok gittik ve burası da 9. bloktu. 9 çarpı 9'luk 81 karelik bir alan oluşturmuş olduk burada. Sonrasında şuradan bir destek alacağım. Gerçi buraya yine kolon çıkacağız ama. Şu bölüme yine kara taşlardan bir sıra çekeceğim. Ardından nerede bizim o camlarımız? Camlardan kisteğini kadar çevirsek. Öyle bir yukarı doğru yukarı doğru çıkalım. Ee, şimdi görmüş olduğunuz üzere burayı bu şekilde kapattık arkadaşlar. Ardından bu yan tarafları tercihi olarak ben turuncu camlardan çevireceğim yan taraflara vagonlar çarpmayacağı için herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ve bu taraflara yine aynı şekilde kara taşlarla kapatacağım. Son olarak buradan da şöyle bir kolon daha çıkartacağım. Aynısını yine karşı tarafta da falan uygulayacağım işte. Yalnız gerçekten şu haliyle bile güzel gözükmüyor mu? Yani ben tür boyutları hastayım arkadaşlar ya. Bu Nether'da gelen bloklar falan gerçekten hoş. Bir de bir şey daha diyeceğim. bir ee, sizce 1.16.5'ten 1.17'ye güncellemeli miyim? Replay mod henüz çıkmadı. Sonraki videolarda replay mod sıkıntısı yaşayabiliriz. Ama yakın zamanda çıkacağını da düşünüyorum. O yüzden güncelleyebilirim. Bilirim sonraki bölüme neyse bunlar çok karışık konular discorda katılırsanız sizler de bunları değerlendirebilirsiniz. Discord linki açıklamalar kısmında bulunuyor. Şimdi bu chestlerin karşı tarafındaki alanda şuralara şu şekilde şalterler koyacağım dostlar. Bunları da sağ, e, sonrasında aktif edeceğim. Yine yukarı doğru çıkacağım ve şu rayları baştan sona kadar bu şekilde koyacağım. Evet raylarımız otomatik bir şekilde şalterler tarafından aktif edildiğine göre. Şimdi yapacağımız işlem çok çok daha kolay bir şey. Bu rayların üstlerine kum diye, ruh kumuyla kaplayacağım. Sonrasında şu bölümlerde ben tercihi olarak kuarslardan kolonlar çevireceğim. Tamamıyla tasarımsal bir görüntü ortaya çıkartacağım. Evet, şöyle bir duruma geldik. Ancak unuttuğum bir durum oldu. Hemen size de onu hatırlatayım. Şu bölümleri şu şekilde açacağım arkadaşlar. Buradaki yerlere hunili vagonlarını bırakacağım. Buradaki vagonlar bizim depolamamıza magma kremlerini toplayacaklar ve götürecekler. Bu şekilde biz kolay bir depolama haznesi Oluşturmuş olacağız. Böyle bir bakalım hepsi tamam mıdır? Cayır cayır çalışıyor arkadaşlar. Mükemmel oldu. Tekrardan burayı kapatabiliriz. Peki bunun ardından neler mi yapacağız? Şimdi güllerini de getirmiştim. Buradaki kumlarının üzerine gülü döşeyeceğim. Ki düşen magma kremleri bu güllerinden tıpkı benim aldığım şekilde hasar alacaklar. Ve ölecekler. E tabi ben ölmüyorum çünkü üstümdeki zırh devasa bir zırh olduğu için. Yani mükemmel bir zırh olduğu için hasar falan yemiyorum. Evet tekrardan burayı da bitirdim. Her yerde umarım bir adet e, vardır. Ki tahminimce hepsini yerleştirdim. Daha da elimde kalmadı. Hani daha doğrusu yer kalmadı. Sonrasında yine camlardan kullanacağım. Ancak camlarım yetmeyecek. Biraz daha cam dönüştürelim. Şimdi bunları niye bu kadar detaylı anlatıyorum bilmiyorum ama hani sizlere bir şey anlatırken daha fazla detaylı daha fazla derin bir şekilde anlatmak hani kafanızda bir soru işareti kalmaması bakımından hem benim hem sizin için yararlı olacağını düşündüğüm için bunu yapıyorum. Buradan yine bir kolon çıkartacağım 5 blok yüksekliğinde 2 3 4 5 sonrasında bu kolonla aynı hizaya gelecek şekilde cam çekeceğim sonra şunu kıracağım ve buradan bir kolon daha devam edeceğim yani 4 sıra cam üstüne bir adet kolon bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet şu duruma geldiğimizde şöyle bir inceleyecek olursak Freecam'de gayet güzel bir şekilde burada ölüm hazresini tamamlamış olduk. Şuraya yine bir şeyler falan ekleriz ama gerçekten güzel bir boyut ortaya çıkarttığımızı düşünüyorum. Şimdi ise sıra geldi asıl moblarımızın düşeceği alanı yapmaya, pawn alanını yapmaya geldi. Ee, şimdi yanımda şu gerekli olan eşyaları bir alayım. Sonrasında hemen oralara başlarız dostlar. Arkadaşlar şöyle bir geldim buraya. Şimdi kullanacağım zemin bloğunu ben tercihen e, cilalı karataş kullanıyorum. E, bunun dışında istediğiniz tam bloğu kullanabilirsiniz tam orta noktadan hizamı aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 blok yana çıktım ardından 1 2 3 4 1 2 3 4 görmüş olduğunuz üzere tam ortadaki 9 noktayı burada bulmuş oldum bunu yine her tarafta aynı şekilde uygulayacağız. Evet her tarafa aynı şekilde aynı deseni uyguladım. Şimdi şu destek bloklarından size şekli anlatmaya çalışacağım. Bir içeri destek bloğu koydum. Ardından iki blok kenara çıktım. Bir destek iki dışarı. Evet bildirim geldi telefonuma yine unuttum. Bir iki bir zaten üç defa geldik. Sonrasında bir destek bloğu koydum. Bir blok koydum. Bir destek bloğu, bir blok. Sonrasında bir destek bloğu koyuyorum. Bu kez iki bloğu bu tarafa doğru değil de bu tarafa doğru koyuyorum. Sonrasında yine iç kısmı bir destek bloğu, iki blok. Bir destek bloğu, iki blok. Ve görmüş olduğunuz üzere buradaki alanımızı tamamladık. Yani 3 adet iki blok, sonrasında 2 adet bir blok şeklinde burada dairesel bir alan ortaya çıkartacağız. Evet görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar şöyle uzaktan da göstereyim size. Gerçekten dairesel bir şekilde ortaya çıkarttık. Sonrasında bu iç kısmı kaplayacağız. Ama öncesinde şu destek bloklarını bir kıralım. Evet şimdi şöyle bir durum var ki arkadaşlar. Öncelikle burayı kaplamamız gerekir. Ama ben bir akıllılık yapmak istiyorum. Öncelikle iron golemimizi orta noktada spawn edelim ki. Burada doğan canlılar bize değil ona doğru yönelsinler. Ve şimdiden hani biz farm yaparken ölmeye başlasınlar. Tam farmın orta noktasına bir adet blok koyuyorum. Sonrasında şu destekleri temizleyebilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 blok şeklinde buradaki bloğumuzun etrafını dönüyorum. Sonrasında bir yükseklik daha bırakıyorum ki buraya. Golemimiz buradan dışarıya doğru düşmesin. Peşinden buraya golemimizi bırakacağız. 1, 2, 3, 4 ama öncesinde şu e, kabağa koyacağımız yere bir adet destek bloğu ve üstüne bir blok daha koyuyorum ki golemimiz yukarı çıkmaya çalıştığında hani şunun üstüne çıkmaya çalıştığında çıkamasın. Sonrasında buraya bal kabağını koyuyorum. Ne yanlış yaptım? Evet arkadaşlar yanlış yaptığımız iş bu golemimiz. Golemi yukarı taraftan düşürmekte. Şöyle birkaç blok kadar yukarı geldim. Sonrasında golemin altındaki blokları temizleyeceğim. Temizledim. Şuradan bir destek bloğu aldım. Yukarı doğru gidiyorum. Golemimi spawn ettiğimde otomatik bir şekilde ortaya düşecektir zaten o. Şöyle deneyelim. Hop düştü. Sonrasında hemen e, destek bloklarımla şu şekilde tam golemin üstüne bir adet daha karataş bloğu koydum. Tam bu blokta da üst taraftaki golem duracak. Ama öncesinde şuradaki alanı artık bir tamamlayalım ki farmımız çalışmaya başlasın. Tüm bu amelilik işinden sonra görmüş olduğunuz üzere alanımız hazır ve üstünde magma kremleri spawn olmaya başladılar bile. Golem'e olan agro'yu alıp ona saldırıyorlar. Ee, şimdi bizim bu golemin ölmemesini sağlamak için hemen acilen şu üstüne koyduğumuz bloğun oraya gidip şöyle e, bloğun etrafına yine demir parmaklıklarla dönmemiz gerekiyor ki bu golem arkadaşımıza bizim saldırmasınlar. En azından saldırmaya çalıştıklarında aşağı doğru düşecekler. Yani goleme hasar veremeyecekler. Şimdi bunlar spawn olduklarında goleme olan agroyu almadan sağ sola kaçışabiliyorlar. Evet aşağıda da görüyorsunuz zaten. Bunu engellemek için 3 sıra boyunca cam çekeceğiz. Ar Ardından ikinci katmanımızın sırasını belirlemek için bir adet daha bir sıra daha karataş çekeceğiz. Yani 3 sıra cam bir sıra karataş daha sonrası da tekrardan burada olacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burada şu duvarları da bitirmiş olduk. Böyle kendimi aşağı doğru salacağım. Ve buradaki magmaları da bir öldürelim ya. Şunlardan bir kurtulalım. Ne kadar ben bunlar. Neyse görüyorsunuz farmımız çalışmaya başladı bile. Şu anda ilk katı yaptık. Ve gerçekten şu anda bile sesleri çok sinir bozucu. Sonuç olarak nether'ın slime'ları ve slime seslerinden de her zaman nefret etmişimdir. Bilmiyorum siz e, nefret eder miydiniz ama. Ben oyuna ilk başladığımdan beri slime sesinden nefret eden birisi olmuşumdur. Böyle bir baktığımızda aslında farmın çok daha küçük ve daha verimlisini yapabilir miydik sorusu geliyor akla hemen. Bence hayır. Şu ana kadar gördüğüm en verimli farmın bu olduğunu söyleyebilirim. Tabi spawnerlı olmayan en verimli. Spawnerlısı daha mı verimli olur? Tabi ki bilemem. Her neyse bu yapmış olduğumuz kat işlemi var ya. Bundan ben 7 kat daha yapacağım. Böyle toplam 8 katlı devasa bir magma farmı yapmış olacağız. Ardından uzak çekimi bitirip tekrardan karşınıza geleceğim. Çünkü şimdiye kadar böyle tamı tamına yarım saat Zaten mal oldu. Gerçekten hani böyle küçük farmları çok fazla kez e, yapmak gerçekten çok uzun sürüyor. Ama şunu söyleyebilirim ki güzel ve verimli bir iş e, elde etmiş olacağız bu farm sayesinde. Neden bu kadar magma kremine ve e, magma bloğuna ihtiyacım olacak? E, aklımda bir gold farmı fikri falan filan var. Neyse o projeler çok çok ilerisi için şimdilik bunları düşünmeyelim. Hadi bakalım replay modda görüşürüz arkadaşlar. Evet tekrardan selamlar millet selamlar arkadaşlar ee, yaklaşık bir 3 üç buçuk veya 4 saat sonrasından tekrardan yanınızdayım ee, şimdi neler oldu neler bitti hemen bundan bahsedeceğim öncelikle ee, çok kötü haberlerim var arkadaşlar sizlere normal bir şekilde videomu çekiyordum ki video kaydımı görüyorsunuz burada de almış olduğum kayıt vardı. Videonun öncesinde izlediğiniz kayıt ve demiştim ki işte replay'e gideceğiz. Replay'den sonra geri geleceğim. E, tam bu sırada arkadaşlar oyunu kapatmaya yeltenirken e, oturduğum bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık bir saatin ardından elektrikler tekrar geldi ve oyunu açtım oyunu açıp bekle önce girdiğimde minecraft dünyamın burada olmadığını fark ettim onun dışında oynadığım bütün dünyalar burada vardı şu geçen yıl yaz ayında oynadığımız hardcore dünyamız redstone deneme dünyam magma farmı deneme dünyam ve mantarsız bir şekilde hogdin farmı deneme dünyam ee tabi bunu başka bir proje için deniyordum çok önemli bir şey değil e, şimdi şöyle bir e, durum var arkadaşlar ben dünyamı burada göremiyorum ancak oyunun dosyalarında benim Minecraft Survival dünyamın burada olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu kayıt bu sabahın e, saat 5'te yani elektrikler gittiği sırada. O zamana kadar replay alıyordum parça parça bir şekilde. Ve replayleri aldıktan sonra böyle bir olay yaşandı. Elektrikler gitti ve son kayıt tarihi, son değişim tarihi burada gözüküyor. E, şimdi benim bu dünyayı kurtarmak için yapabileceğim bir olay var. Ancak ben bunu yapacak mıyım bilmiyorum. Bir sonucu oluşturdum. Dünyasını bir silelim. Şimdi bu ben Minecraft dünyamı bir kopyalayayım. Buraya atayım. Birazcık uzun sürebilir. <laughs> evet, Minecraft Survival dünyamın kopyasını sunucu dosyama attım. Buradan e, world şeklinde isimlendirdim bunu ve sunucumu başlattım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var ki benim burayı kurtarabilmek için yapabilecek birkaç olayım var. Öncelikle dünyaya giriş yapabilmek için madem tekli oyuncu da açamıyorum bunu bir sunucuya taşıdım. Ki bunu az önce de yapmıştım. Şöyle şuradan çoklu oyuncuya gelelim. Evet görüyorsunuz burada. Sunucuya katıl dediğimde beni burada başlatıyor. Şu an neredeyim hiçbir fikrim yok. Sunucudan kendime OP yetkisi vereceğim ki az önce vermiştim. Aynen vermişim. Buradan kendimi O.P modunu aldım. Creative'deyim. Şu anda Minecraft dünyasının kopyasında. Evet görüyorsunuz spawn alanımız falan filan var burada. Zaten videoda sizlere göstermiştim. Ancak envanterimde herhangi bir şey yok. Onun dışında gelişimler gözükmüyor. İstatistikler sıfırlanmış. Herhangi bir canlı ve eşyaya dokunulmamış şekilde. Ya sebebini bilmiyorum. En son dediğim gibi magma farmındaydık. Iııı... Ee orada işte elektrikler gitti işte birkaç çalkırım da dışarıdaydı hatta. Baksanıza bildirimler daha yeni geliyor yani gelişimler yeni geliyor. Elimden gelen her şeyi yaptım arkadaşlar. Tam 3,5 saattir bununla uğraşıyorum. Cidden çok sinirlerim bozuldu yani. Evet magma farmını bitirmiştim görüyorsunuz. Ve videonun çıkışını alırken ee, yani daha doğrusu işte videonun bitişini yaparken bir anda elektrikler gitti. Burada da eşyalar kalmış. Ama ender chest'e dair veya envantere dair herhangi bir şey yok. Öyle yapalım. Ya demek istediğim şey Hani şu anda envanterim verilerimin alayı gitti. Peki ben bu verileri envanteri bir şekilde kurtarabilir miyim? Şimdi arkadaşlar şöyle bir sunucuyu tekrardan kapatayım ben. E, bu verilerin olduğu bölüm dediğim gibi bugün saat 5'e dayalı veriler. E, bunun öncesinde benim e, 57. bölüm sonrasında ben bir kayıt almıştım. Bir yere başvuru yapmak için. E, bu aldığım kayıtta ise o günün tarihi yani 1 Haziran'ın tarihi var. Son kayıt. Yani 1 Haziran yaklaşık 1 ay öncesinde ki biz 1 Haziran'da falan 57 bölüm sonrasıydı. 57. bölümü attıktan sonra tonlarca iş yaptım. Envantereme tonlarca eşya girdi çıktı. Başarımlar falan filan. Ama kurtaramadığım tonlarca eşya var. Burada oyuncu verilerimi görüyorsunuz. Burada yaptığım işlemler. Ardından stats'ta o benim topladığım eşyalar var ya. Bakın mesela ee, write table bu. İşte yazılabilir kitaptan 26 defa kullanmışım. Jack O'Lantern dediği bu balkabağı var ya 37 defa kullanmışım. Burada oyun içerisinde yaptığım tüm işlemler var. Ancak bu veriler 1 Haziran'a ait. Eğer ben buradaki verileri kopyalayıp benim bu buradaki verilerimin yani şu anda içerisinde hiçbir şey gözükmeyen verilerimin içine atarsam 1 Haziran'daki istatistiklerim buraya dahil olmuş olur. Yani arada bir aylık bir kayıp var. Eğer ben şu kayıt üstünden oyun oynamaya tekrar devam edersem yapmış olduğum son 2 videoyu tekrar yap yapmam gerekecek. Bu ise aylar alacak. Yani çok fazla zaman kaybedeceğim. Yani kurtarabileceğim kadar şeyi kurtarmaya çalıştım. Tonlarca kez deneme yaptım. Sağolsun Nookcraft ekibine de danıştım. Onlar da bana yardımcı olmaya çalıştılar. Ancak e, kurtarmanın bir yolunu bulamadım. Demem o ki arkadaşlar dünyayı single player'da açamıyorum ve e, kurtarabildiğim yönüyle yani world dosyası şeklinde sizlere bunu açıklamalar kısmında vereceğim. Magma farmının bitmiş haliyle artık etrafta olan eşyalar, envanterim dışındaki eşyaları kullanarak siz de dünyaya girip gezebilirsiniz. 60. bölümde final veriyorum. E, vermek zorunda kalıyorum çünkü artık buradan devam edemem. Bunun öncesinde bir bak daha yaşamıştık işte Alabi'yi konuk ettiğimde falan. E, ama bunun dışında gelecek için olan plan planlarımı da sizlere şöyle göstereyim. Yaklaşık 80. bölüme kadar arkadaşlar planlamamı yapmıştım. Görüyorsunuz burada. Ee, bunu da açıklamalar kısmına yine aynı şekilde koyacağım. Linklerini bırakacağım her şeyin. Siz de dilerseniz planları inceleyebilirsiniz. Ee, Minecraft Survival'ın bu sezonunu bitirmiş olduk. Bilmiyorum yeni sezon ne zaman gelecek. Zaten aklımda 1.17'ye geçirmek vardı planları görürseniz. Daha yapacağım onlarca şey vardı ki. Her şeyin planını önceden yapmıştım. Daha aklıma gelmeyen tonlarca şey vardı belki. Her neyse. Daha da fazla e, lafı uzatmaya gerek yok sanırım. 1.5 yıldan beri oynadığım yani 22 Şubat 2020'den beri oynadığım Minecraft Survival seriyim. 25 Haziran 2021 tarihinde son buldu arkadaşlar. 1,5 yıl içerisinde bana destek olan er veya geç destek olan olmayan seven sevmeyen izleyen izlemeyen herkese çok teşekkür ederim. Ancak bu serinin sonuna gelecek gibiyiz. Ee, sözlerimi böyle noktalamak istemezdim ancak e, dediğim gibi bu videoyu da yetiştirmem gerekiyor. Olduğunca en azından size magma farmını da 60. bölümde anlatmış oldum. Ve sonrasında bu final bölümünde buraya bağlamış oldum. Daha da fazla zamanınızı almadan dilerseniz videoyu noktalayalım. Sonraki Minecraft serilerinde, sonraki Minecraft dünyalarında, sonraki Minecraft bölümlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.